أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek sözlerini, şerefli sözlerini öğreniyorduk. Yine dualarından biri, diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni a'udhu bike min münkeratil ahlak vel a'mal vel ehva vel edva. Allah'ım kötü ve ters, münker, yani kabul edilmesi mümkün olmayan ahlaktan sana sığınıyorum. Bir de bu ahlaka götürücü, bu ahlakın gereği amellerden sana sığınıyorum. Ayrıca heva ve hevese tabi olup perişan olmaktan sana sığınıyorum. Bir de her türlü ağır hastalıklardan sana sığınırım ya Rab. Peygamberimizin bize sunduğu ahlak kuralı, edep, terbiye ya da Allah'ın huzurunda olma bilinci, Allahümme ile başlıyor, inni a'udu bik diye devam ediyor. Evet, öyle olmak zorundayız. Biz aciz, biz zayıf, biz güçsüzüz, biz yardıma muhtacız, biz korunmaya muhtacız, bizi koruyan birine ihtiyacımız var. Bunun bilincinde olmak Allah'ın hoşuna gidiyor, seviyor. Böyle olmamızı istiyor Allah. O zaman bize rahmet ve merhametini sunacaktır. Hatta birisi şöyle tarif ediyor olayı. İnsan Allah'ın huzurunda kendisinin aciz ve zayıf olduğunu ne kadar bilir, bunun idrakinde olursa Allah onu o kadar koruma altına alır. Tıpkı bir çocuk gibi. Nasıl çocuklar küçücükken el bebek, gül bebek, kucakta, hatta elde, el ucuyla tutulurlar ya, öpülmeye bile kıyamaz insan onları. Yani onları koklar neredeyse ya, onları incitmemek için ne kadar da şefkat ve merhamet gerektiğini bilir ya, ama daha sonra o çocuk, ben de yürüyebilirim, ben de yiyebilirim, ben de oturup kalkabilirim diye, iş kendine aittir zannıyla, ben ayarlarım, ben bilirim, ben beceririm demeye başlayınca nasıl da dizüstü düşmeye, yüzüstü sürünmeye mahkum kılınırsa, işte insanoğlu da Allah'ın huzurunda öyle. Ya Rab, ben acizim, ben zayıfım, ben güçsüzüm, ben senin korumanı istiyorum, ben senin korumana muhtacım ya Rabbi diyorsa insan, işte Allah onu koruyacaktır. Aleyhissalatü vesselam şöyle öğütlüyor, Allahümme, Allah'ım, İnne a'udhu bike, ben sana sığınıyorum, seni güçlü, seni etkin ve egemen biliyorum, sen koruyabilecek güçtesin, bu işe layıksın biliyorum, sana sığınıyorum, min münkeratil ahlak vel amal. Amellerin münkerlerinden, ahlakın kötülerinden, yanlış ve hatalı olanlarından, beni ahlaksız edecek, edepsiz eyleyecek her türlü hareketten sana sığınıyorum. En kötü, kötü amellerden, yakışıksız, anlamsız hareketlerden sana sığınıyorum. Vel ehva, heva ve hevesten sana sığınıyorum. Kafama göre takılmaktan, ben bilirim sevdasına kapılmaktan sana sığınıyorum. Vel edva, bir de her türlü ağır hastalıklardan, çaresiz durumlardan sana sığınıyorum ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka duası. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan öğreniyoruz. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la tenzi' minni saliha ma ataytini. Allah'ım, ey benim Allah'ım, ilahım, Rabbim, la tekilni ila nefsi tarfete aynin, beni bana bir an bile bırakma. Beni kendime bırakma ya Rabbi.
Ben benim olmayayım, ben bana hakim olmayayım, ben bana yeteceğim zannetmeyeyim ve bana verdiğin iyi şeyler konusunda da sakın onları benden geri alma ya Rabbi. Ve la tenzi minni, benden soyup çıkarma. Salih ma ataytani, bana verdiğin şeylerin güzellerinden beni ayırma. Bana verdiğin şeylerin, çok o güzel şeylerin benden çıkmasını istemiyorum. Benden alma onları ya Rabbi. Geri alma benden. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfet aynin. Ne diyorsunuz? Kendi kendinize kaldığınızda bir düşünseniz bence. Yani ben ifadeden aciz olduğumu bilsem, siz benim acizliğimi kabul etseniz, gerçi anlasak ama ifade edemesek, öyle bilsek, yani beni bana bir an bırakma ya Rabbi, tarfete ayn, şöyle göz ucunun bir bakışı demektir. Hani bakıverirsiniz, gözünüze takılıverir, bir anlık bir harekettir, yani an bile değil, saniyenin bile kaçta kaçıdır o, işte o kadar zaman bile beni bana bırakma. Ben kendim kendimin lehine olanları bir an bile bilemeyebilirim. O anı bilemeyince sonrasını, çok daha sonrasını hiç bilemeyebilirim. Ben bu hesapta yanılgıya, ben bu hesapta yanlışa mahkumum. Beni bana bırakma ya Rabbi. Her konuda diyelim mi bunu? Her konuda diyelim. Göz açıp kapayıncaya kadar. Yani o kadar kısa zaman bile olsa heva ve hevesimize, kendi kafamıza göre takılmaya Allah bizi bırakmasın. Bizi ona mahkum etmesin. Yani mesela evlenecek misiniz? Size kalsa mı? Kalmasın size. Çünkü Allah sizden iyisini biliyor ya. Peki dükkan konusu mu? Allah sizi size bırakmasın. Çünkü Allah daha iyisini biliyor ya. Peki ev yaptıracaksınız, falana küsecek, falana darılacaksınız, birine iyilik yapacak, ötekine kötülük yapacaksınız. Kısaca pozitif ve negatif tüm bir hayat programında karar vereceksiniz. Allah bizi bize bırakmasın. Beni bana bir an bile, göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman bile bırakma ya Rabbi diyen peygamberimize örnek alsak. Çünkü biz kafamıza göre takılınca kafamızı nereye vuracağımız, başımızı nereye vuracağımız belli olmaz. Hayrın nerede, şerrin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil doğrudan. Allah biliyor, biz Allah'a müracaat edelim. Onun dediği güzeli gönül rızasıyla, içten gelerek, sevinçle, güzellikle yapalım. Değilse, Allahümme la tekilni diyelim. İlâ nefsi tarfete aynin. Ya Rabbi beni bana bir an bile bırakma. Göz açıp kapayıncaya kadar böyle bir anlık süre bile beni bana vekil etme. Ben kendi adıma karar vermeyeyim. Senden azade olmayayım. Senden ayrı kalmayayım. Senin kararlarının dışında ben kendim karar alacağımı zannetmeyeyim. Ve la tenzi minni salih ma ataytani. Ve bana verdiğin nice nice güzellikler var. Onları benden çekip alma ya Rabbi. Geri alma ya Rabbi diye dua ediyoruz. Amin. Allahümme Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Allahümme Allah'ım men veliye min emri ümmeti şey'en feşakka aleyhim feşkuk aleyh ve men veliye min ümmeti şey'en ferrafaka bihim ferfuk. Allah'ım, eğer bir kimse benim ümmetimin işlerinden bir işi üzerine alır da onlara meşakkat verir, zorluk çıkarırsa sen de ona meşakkat ver, zorlaştır onun dünyasını, işini ya Rab. Ve bir başka kimse de eğer benim ümmetimin işlerinden bir işi üzerine alır da onlara rıfk ile şefkat ve merhametle muamele ederse sen de ona rıfk ile şefkat ve muamele eyle ya Rab. Allahu Ekber. Peygamber merhametine bakın. Ta o dönem kıyamete kadar ümmetini düşünüyor. Ama elbette görevi o ya, peygamber ya, o rahim ya, o kerim ya, elbette düşünecek. Bakın ne kadar güzel dua etmiş ama biz o duanın güzel tarafına layık olanlardan olsak. Ümmetimin işlerinden bir işi üzerine alan bir adam varsa, kim o? Mesela ümmetinin çocuklar bölümü var ya, ümmetinin kadınlar bölümü var ya, onların işin üzerine alan baba ve koca durumunda olan birisi var ya, yani o sen misin? Ya da çocukların işi var da onların annesi durumunda olan biri var ya, o sen misin? Peki ya da
ümmetin para kazanma işi var da ona para ortamı temin konusunda Allah'ın görev yüklediği yani iş veren durumunda sen misin ya da o grubun, o bölümün, o bölgenin, o mahallenin, o köyün, o kentin, o sokağın sorumlusu sen misin falan konuda filan konuda ve o sorumluluk bilinciyle hareket ederken yani insanlar sana muhtaçmış gibi bir ortamda yaşarken sen ümmetin o bölümdeki işini üzerine almışken sen onlara meşakkat mi yüklüyorsun, zorlaştırıyor musun işlerini, sen onlara çile mi çektiriyorsun, dert mi oluyorsun onlara? O zaman peygamberin duası var. Dikkat et, uyan, kendine gel. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ya Rab böyle olanların işini de sen zorlaştır. Sen de onlara meşakkat ver, sıkıntı ver ya Rabbi. Ama kim ki böyle bir durumda rıfk ile mi muamele ediyor? Şefkatli ve merhametli mi davranıyor? Seviyor mu? Üzmek istemiyor mu karşıdakini? İncitmekten yana değil mi? Çok mu tatlı hareket etmek istiyor? Diyor ki aleyhissalatü vesselam haberimiz olsun. Ya Rabbi böyle olanlara da sen rıfk ile muamelede bulun. Sen de onlara şefkat et, merhamet et, acı ya Rabbi. İşlerini kolaylaştır, tatlı muamele et ya Rabbi diye dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Amin. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. El mecalisu bil emane. El-mecalis, meclisler, oturum yerleri, bir olduğumuz, beraber olduğumuz bir alan, bir mekan, bir zaman, işte oralar, bil-emane, emanet ortaya atar, emaneti koyar, emanet yerleridir, emniyet ve güven yerleridir. Orada olanlar birbirlerine emanet eylemişlerdir beraberliklerini. Yani kelime böyle, Türkçe'ye nasıl çevireceğimizi pek bilemiyoruz. Tekrar edelim. Eğer birileriyle bir yerde olmuşlarsa, beraber olma makamı yaşamışlarsa, mekanı yaşamışlarsa, zamanı yaşamışlarsa, işte orada beraber olduklarından dolayı orada oluşları birbirine emanettir. Oraya gelişleri, erken ve geç oluşları, söyledikleri, teklifleri, alınan kararlar, söylenen sözler, yapılan tenkitler, yapılan teklifler hepsi birbirine emanettir, hıyanet edilemez. Yani bir sır muhafazası demektir meclisler. Eğer orada olmuşsa, insanlar orada bulunmuşsa, önce gelmiş, sonra gelmişse, orada olan şeyleri ifşa etmek, başkalarına söylemek, yani söz sahibinin rızası olmadıkça kimseye aktarmak, işte bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bir yerdesiniz, sizi tanıyan birisi, ya da hiç tanımadınız, sizinle ilgili bir konu ya da hiç ilgisizsiniz, başlanıldı konuşmaya ama kulak misafiri, göz misafiri oldunuz, orada bulundunuz, artık siz de emanetçisiniz, sakın ha o emanete hıyanet etmeyin. Oradaki konuşmaları birilerine aktarmanız gerekmiyor. Oradaki tavırları, oradaki hareketleri sakın ha hiç kimseye söylemeyin. Peki ama hiç kimseye? Evet aslında hiç kimseye fakat belki bir istisnası olur sadece. Eğer oradaki sözler, konular ve konuşmalar Allah'a isyan üzerine, vahye aykırı, kitap ve sünnetle çelişik ve ona düşmanca Müslümanları yok etmek, Müslümanlığı ortadan kaldırmak, kitabı ve sünneti, dini, diyaneti yok etmek manasına ise ha o zaman yetkililere söylersiniz. Müslümanlara haber verirsiniz. O ayrı bir konu. O şu anda konumuzun dışında. O ayrı bir mesele. Şu anda söylenilen sözün gereği değil onlar. El mecalisu bil emane. Yani peki ama bunun hiç mi istisnası olmayacak? Müslümanlar bu konuda rahatsız çünkü. Onun için ben yeniden bir fasıl açmak istiyorum. Yani bir yerde konuşulanlar orada kalacaksa, dışarıya çıkmayacaksa, kesinlikle söylenmeyecekse, emanet olduğu için hain olunmayacaksa ama ben ne yapsam diye çabalayan Müslümanlar görüyorum. Nedir mesela? Kardeşlerden ikisi bir üçüncü şahsın yanında diğer kardeşleri aleyhine söz söylemeye, plan kurmaya başlamışlar. O üçüncü şahıs ne yapsın? Yani emanet bilsin, seslenmesin mi? Yoksa o iki kardeşi bilen, tanıyan, hak ve hakikat adına söz söylemeye yetkili biri var da ona durumu atsın, bu haksızlığı, bu yanlış ortadan kaldırsın mı?
O ayrı bir konu. İşte onu demeye çalışıyorum. Peki ya da bir başka alanda, mesela insanlardan birileri toplanmışlar, birilerini yok etmeye, birilerine hainlik yapmaya, birilerine zulmetmeye karar almak adına konuşuyorlar, karar alıyorlarsa eğer onların bulunduğu yerde olan birisi bundan haberdar ve onu yok etmek için elinden gelen bir iş varsa konuşmayacak mı? Öyle değil. Bu insanın insanlık gereği, Allah ve Peygamber'in nehyetmediği ama işte insan olarak gazaplandığından, öfkelendiğinden, can sıkıntısından veya bir anlık insanlığından kaynaklanan kimi durumlar varsa onlar orada kalacaktır, ifşa edilmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayette şöyle buyuruyor. El-Müslimu men selim el-Müslimune min lisanih ve yedi. Vel-Mu'minu men eminehun nas ala dimaihim ve envalihim. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kimsedir. Öyle tercüme de geldik yıllar yılı. Mümin ise insanların kanlarını, canlarını ve mallarını güvende bildiği insandır. Tekrar dönelim hadise. Bu hadis bir Müslim, bir de mümin tarifini içeriyor. Şöyle biraz daha ciddiye bakınca her ikisinin de aynı anlama geldiğini biliyoruz. Yani Müslüman mümin demektir. Burada mümin de Müslüman demek. Öyle olunca Müslüman ve müminin tarifini alıyoruz bu hadisten. Kimmiş Müslüman? Kimmiş Allah'ın dinine inanan? Kimmiş Allah'ın istediği dinin mümini? O dinin Müslümanı kimmiş? Öyle bir adam ki selim el Müslimun. Müslümanlar salim olsunlar, selamete ersinler, darus selama yollansınlar, darus selam denilen cennete gitmeye başlasınlar min lisanihi o adamın dilinden dolayı ve yedihi o adamın elinden dolayı. Böyle bir tarif. Yani siz kendinizi bir de karşınızdakini ölçmeye başlayın hemen. Evet, eğer Müslüman mısınız? Yani siz karşınızdaki insanları dilinizle yani söylediğiniz sözlerle selamete erdiriyor, darus selama gönderiyor. Biraz daha açık ifadeyle darus selam çünkü Kur'an'ın ifadesi ve cennet demektir. Selam yurdu demektir. Siz karşınızdaki insanı cennete doğru gönderiyor musunuz konuşmalarınızla? Sevkiniz yani gönderiniz hep cennete mi? Müslümanları hep cennete göndermek için mi uğraşıyorsunuz? Daha iyi Müslüman olmaları, Müslümanlığının gereğini yapıp da iyi bir Müslüman olup cennet hak etmeleri için mi uğraşıyorsunuz? Evet işte o zaman siz Müslümansınız. Ve yedihi bir de yapıp ettiklerinizde elinizden sadır olan tüm eylemleriniz, dilinizden sadır olan tüm söylemlerinizde eğer siz Müslümanları selamete erdirmeye çabalayan birisi, yani bunun uğraşısı içinde bir Müslümansanız, işte o zaman kendinize Müslüman deyiniz bu hadis çerçevesinde. Mümine gelince, yani Müslümanın ikinci bir tarifi, men eminehu. Senden dolayı emniyette olsun ennasu insanlar. İnsanlar seninle eman bulsunlar. Sana güvensinler. Ala dimaihim kanları konusunda ve envalihim malları konusunda, malları ve canları konusunda insanların sana güvenleri gerçekleşiyorsa, işte o zaman sen Müslümansın, işte o zaman sen müminsin. Men eminehun nas, insanların eman bulduğu, emniyet bulduğu, emanete yürüdüğü, yani kendilerini güvende hissettikleri kişi, malları konusunda, canları konusunda, kanları konusunda güvende bulundukları kişi işte o zaman o da mümindir. Peki ağzını bağladı adam. Öyle bir bant yapıştırdı ki neredeyse yiyeceği konusunda tereddüde başladı. Şöyle dıştan iğneyle filan bir şeyler alsak şırıngayla filan diye. Sonra elini de bağladı adam. Çünkü ne olur ne olmaz elim nedeniyle Müslümanların selime oluşu, selamet oluşu belki gerçekleşmezse Müslüman olmam diye. Sonra kan mı?
Dünyasına yaklaştırmamak için bütün çarelere başvurdu. İnsanların malı mı? Zaten kendisini evine hapsetti adam. Mümkün değil. Ne kimsenin malını görüyor, ne konuşuyor, ne basıyor, ne çiğniyor, ne alıyor, ne veriyor, ne yiyor, ne içiyor. Ne insanların kanını görüyor, ne akan kanını, ne damardaki kanını görmüyor adam. Yani işte bu adam iyi bir Müslüman oldu mu? Öyle olur mu? Böyle tarife ne demeli yani? Belki eskiden böyle bir tarif zahirilerin derdi neymiş? Yani açıktan açığa, dıştan dışa anlam böyledir diye zorlamak gerekirmiş. Ben de öyle mi oldum şimdi estağfurullah? Öyleyse yani insanlar malları ve canları konusunda sana güvenebiliyorlar mı? Evlerini, barklarını, dükkanlarını, tezgahlarını, kasalarını, keselerini, oğullarını, kızlarını, hanımlarını, kocalarını sana emanet edebiliyorlar mı? Senden onlara cehennem konusunda bir darbe, cehennem konusunda bir teklif, cenneti kaybetme şeklinde bir direktif, bir hareket, bir söz, bir söylem, bir eylem gelmeyeceği konusunda güvendeler mi? Ha işte o zaman sen Müslümansın. Değilse, efendim, hadi komşular, emanet günü gelin bana karınızı, kocanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, oğlunuzu, kızınızı hepsini emanet edin. Öyle değil. İşte öyle bir durum olursa sen güvenilecek bir kişi pozisyondaysan, yani sen onların cennetini istiyorsan, cennet konusunda onlara bir gayretin ama cehenneme gitmesinler diye bir uğraşın varsa, işte onlar mallarını ve canlarını cehenneme gidişte yardımcı olmasınlar konusunda senin yardımını biliyorlarsa, işte o zaman sen onların güvendiği mümin birisin. Yani güvencedesin, sen onların, onlar senin güvenindir. Müslüman da demek ki söylem ve eylemleriyle, el ve diliyle, yaptıkları ve söyledikleriyle Müslümanları cennete doğru sevk edendir. Değilse köşeye oturacaksınız, hiç kimseye karışmayacaksınız, içki içiyor seslenmeyeceksiniz, kumar oynuyor laf etmeyeceksiniz, namaz kılmıyor bana ne diyeceksiniz ve iyi bir Müslüman olacaksınız. Ben öyle bir formül bilmiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın haberine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. El muslimu ehul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu ve men kâne fî haceti ahîhi kânallâhu fî hacetihi ve men ferrece an muslimin kurbeten ferrecallâhu anhu biha kurbeten min kurabi yevmil kıyâmeh. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Müslümanın Müslümanlarla diyaloğunu anlatan bir kural dizini dinliyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ Ayet ne diyordu? اَلْمُؤْمِنُ اَخُ الْمُؤْمِنِ Yani bu anlamda. Müslüman ve mümin aynı anlama gelecekti. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İnnemel mu'minune ihve ayetini hatırlıyoruz. Mümin, müminin kardeşi. Müminler kardeştir. Peki yani mümin olmayan, Müslüman olmayan benim kardeşim olamaz mı? Ama onun anasıyla benimki, ama onun babasıyla benimki aynı insan. Dolayısıyla o benim kardeşim değil mi? Yani ne anlama geldi? Aynı kadının çocukları olamaz mısınız? Olursunuz tabii. Aynı köyün çocuğu, aynı obanın çocukları da olabilirsiniz. Aynı sokağın çocuğu da olursunuz elbette. Öyle değil. Ama kardeş olmak, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Evet, öncellenecek, öne alınacak tek prensip budur. İnanç birliği. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanla Müslüman kardeştir. Ama o bizim köyden. Ama o aynı okulda okuduğum, aynı sırada oturduğum, aynı mahallede oynadığım, aynı sokakta yaşadığım. Evet. Ama aynı sofrada ben ya da aynı yatakta büyümüşüz, aynı odada, aynı babanın, annenin çocuğu olarak olabilir. Ama Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez, ona haksızlık etmez, ona hakaret etmez. Ve la yuslimuhu, onu başkasına teslim etmez, kötülüklere teslim etmez onu. Yani zulme teslim etmez, ne kendisi zulmeder, ne zalime teslim eder. İşte bu açıdan, eğer ki bir Müslüman, وَمَنْ كَانَ ف۪ي حَاجَةِ اَخ۪يهِ kardeşinin yardımına muhtaçsa,
Yani bir kimse Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da kânallâhu fî hâceti, Allah da onun yardımcısıdır. Ve men ferraca an muslimin kurbeten, ve ayrıca bir kural olarak daha, eğer bir Müslüman kardeşinin, kardeşi bir Müslümanın sıkıntısını giderirse ferraca Allahu anhu biha kurbeten min kurabi yevmil kıyame, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı ortadan kaldırır, ferahlatır, rahatlatır, kurtarır onu. Ve men setera Müslümen seterahullahu yevmel kıyame. Yine eğer bir Müslüman kardeşinin, kardeşi Müslümanın bir ayıbını örter ya da örtülmesi gereken bir örtüsünü ortaya çıkarırsa, yani örtülmesinde yardımcı olursa, Allah da kıyamet günü onu örtecektir. Ya örtüye boğacak, cennet örtülerinden verecektir. Ya ayıbını, günahını örtecek, hiç kimseye haberdar etmeyecek, hiç kimseye haberdar etmeyecek ve onu silecek, affedecek, yok edecektir. Tekrar dönelim hadise. Müslümanların birbirleriyle beraberliğini anlatan bir hadis. Kardeşliği anlatıyor yani. Ama güzel bir kardeşlik. Yani siz ana baba bir kardeşinize böyle yapmıyor muydunuz? O sizin yanlışınız. Peki ya komşunuz dediğiniz Müslüman kardeşinize, öteki köyden gelene, bir iki şehirden gidene, ama Müslüman kardeşinize, heyhat, kardeşliğin temeli Müslümanlık kaybolunca insanlar kimi kardeş, kimi dost, kimi düşman bileceğini de bilememiş galiba. Şaşkınlığın ana merkezi herhalde buradan kaynaklanıyor. Tekrar edelim ama. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, el muslim akul muslim. Müslümanlar birbirinizi kardeş biliniz. Yani nasıl bir kardeşlik? La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Ona zulmetmeyen ve de onu zulme atmayan, zulmedilmesini istemeyen, kendisi de zulmetmeyen, ne kendisine zulmedilsin, ne başkası başkasına zulmetsin, Müslüman zulme konu olmasın, ne eden olsun, ne edilen olsun, işte böylece birbirine destek Müslüman kardeş. İşte böyle bir kardeş. Eğer ve men kâne fî hâceti ahîhi, Müslüman kardeşinin yardımında olursa, ona destek olursa, onun ihtiyacını gidermeye çalışırsa, devam etsin, çünkü Allah da kânallâhu fî hâceti, onun desteğindedir. Ona yardım edecektir. Onun yardımcısıdır. Eğer bir Müslüman kardeşinin dünya sıkıntılarından birini giderirse, ona yardımcı olursa, onun üzerindeki o sıkıntılı ortamı, o dert, o çile zeminini açar, onu ferahlatır, onu açığa çıkarırsa, rahatlatırsa, işte o zaman Allah da onu kıyamet günündeki sıkıntılarından kurtaracak, ona ufuklar açacak, rahat ve huzur ortam verecektir. Yine bir Müslüman eğer Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını, günahlarını örtecektir. Düz anlayınca böyle. Ama maalesef toplumsal yapı bizi bazen de ters anlamaya itiyor. Yani insanlar anlayışlarının vahye uygunluğunu sağlamaları gerekiyor diye bir de tersinden okuyalım hadisi. Mesela Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kim o Müslüman? Ben Müslümanım diyen, namazsız, abdestsiz, kitapsız, sünnetsiz, dinsiz, diyanetsiz, yani aklınıza gelebilecek her türlü negatif özelliği olan ipsiz, sapsız, kopuk, kuyruksuz, tahtasız, bilumum negatif özellikleriyle kendisini Müslüman bilen birisi, ötekinin kardeşi öyle mi? Hadi diyelim, tutun ki oldu, öyle kabul ettiniz. Ona zulmetmeyecek, varlığı zulüm adamın, ama zulmetmediğin süre, ben bunu sana hakaret olsun diye, zulüm olsun diye yapmadım diye yemin billah ediyor üstelik ve onu zulme teslim etmeyecek. Zaten ondan istediği hayat zulmün merkezinde. Nereye teslim edip etmediğini bir daha düşünse ya. Kim ki? Ne dedik? Eğer böylece bir Müslüman kardeşinin yardımında olursa, Müslüman kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım edecek. Hangi konuda yardım ediyordu? Az önceki saydığımız tüm negatif özelliklerde yaşayan bir adama o konularının devamına mı yardım edecektiniz? İsrafına, masrafına, edepsizliğine, terbiyesizliğine mi yardım edeceksiniz?
Elbette olmayacak tabii. Peki ya darda zorda kalan bir adamı kurtarmaya ne dersiniz? Hangi konuda daralmıştı? Yani Allah'ın istemediği, peygamberin örneklemediği, Kur'an'da yazmayan, sünnette geçmeyen, şeytan ve dostlarının istediği, yani kafir dünyanın önerdiği veya şirk ve müşrik ortamın istediği böyle özel isteklerin dünya platformunda kişiyle bütünleştirilmesi anlamına özel isteklerin daralttığı, sıkıntıya soktuğu bir adama siz yardımcı olivereceksiniz öyle mi? İşte o zaman onun sıkıntısını siz giderdiniz diye yarın da sizin sıkıntınızı giderecekler öyle mi? Öyle anlamayacağız herhalde. Hele örtüye gelince kimin neyle nasıl örtüneceği bugün neredeyse muamma. Yani envai türlü çeşit elbiseler, evler, perdeler, örtüler, yani neler ve neler, hatta ayıp örtmeler bile bugün değişti. Yani insanlar onu ayıp görmüyorlar ki örtsünler ya da yanlış görüyorlarsa olsun, daha yaşı 40 olmadı, dur bakalım bu konuda ona bir şey demeseniz kırılır, adam öyle murad etmiş filan diye insanlar örtü modelini değiştiriyorlar. Hatta bazen de tül perde ve benzeri şeylerle örtüp daha bir cazip hale getiriyorlar herhalde bir şeyleri. Öylesini demedim. Aleyhissalatü vesselamın sözünü daha düz mantıkla, düz bir anlayışla yeniden ifade edelim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu zulme teslim etmez. Eğer Müslüman kardeşinin yardımcısı olursa Allah da ona yardımcıdır. Eğer bir Müslüman, Müslüman kardeşinin dünya sıkıntılarından birini ortadan kaldırmaya çalışırsa Allah da onun kıyametteki sıkıntılarını ortadan kaldırır. Eğer bir Müslüman, Müslüman kardeşinin ayıbını örterse kıyamet günde Allah da onun ayıbını örter. Peki nasıl örteceğiz ayıbını? Ben şöyle zannediyorum. Allah elbette en iyisini bilir. Bir Müslüman bir yanlış yapmışsa, ama dikkat ettiniz, siz de fark ettiniz, o ayıbı yapar yapmaz fark etti ve pişman oldu. Yüzü kızardı değil, kulaklarına kadar kızardı. Anladı, pişman oldu, yanlışını bildi. Nasıl örteceksiniz? Görmeyin, seslenmeyin. Bırakın zaten fark etmiş durumda. Tamam, hepsi o kadar. Ezmeyin artık, şahsiyetini ortadan kaldırmayın. İki, ya da yanlış yaptı, ayıp etti fakat fark etmedi, bilmedi onun ayıp olduğunu. Ayıp olduğunu bilseydi size göre kesinlikle yapmazdı. Çünkü öyle edepli, öyle terbiyeli bir kardeşiniz ki o ayıbı yapması mümkün değildi. O zaman şöyle çekin bir kenara, güzel bir biçimde, en tatlı dilinizle ona bu işi en güzel anlatın, kısaca söyleyin, üzerinde durmayın. Tamam, zaten o onu anlar anlamaz vazgeçti bilin. Ama üçüncüsü, yapıyor, ayıp ediyor, bilerek yapıyor. Siz bakıyorsunuz, anlamıyor, kenara çekip söylüyorsunuz, dinlemiyor. Tekrar ediyorsa o zaman insanların yanında söyleyin. Engelleyeceklere haber ederek söyleyin. Nush ile onu uslandırmaya çalışın, nasihat edin. Nush ile uslanmamışsa etmeli tektir bilin. Tektirden anlamayanın hakkı kötektir deyin. Bir başka yol deneyin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. El-mu'minu lil-mü'mini kel-bünyani yeşüddü bâduhu bâdan. Allahu Ekber. Ben şimdi yani bir yapının yapı taşları olacağım. Yanımda Ali, öbür tarafta Ayşe, beri tarafta Fatma, diğerinde Hasan, sonra Hüseyin var. Evet, yani mümin için tıpkı birbirini destekleyen bir yapının taşları gibi veya bir yapı gibidir. Ben böyle olacakmışım mümin kardeşime. O bana dayanıp duracak, ben ona dayanıp duracağım. Birbirini öyle destekler ki yapının taşları, işte ben de Müslüman kardeşimle bir vücut gibi olacağım. Bir yapı gibi olacağım, bir bina gibi olacağım. Mesela temel duvarlar için duvarlar, köşeler için köşeler, çatı için çatı, taban için taban, tavan için nasıl da birbirinin perçinlenmiş parçasıysa işte ben de binanın parçaları gibi olacakmışım Müslüman kardeşimle. Evet, ben buna razıyım ama diyenler görebilirsiniz. Fakat herkes çatı olmak istiyor. Hiç kimse onun üstüne çıkmasın. O üstte olacak.
Veya kimileri hep temel olmak istiyor. Ben temelde olmalıyım. Herkes bana göre şekillenmeli. Ya da kimileri ben kapı olmalıyım. Benden geçiş sağlanmalı. Ben izin verince geçmeliler. Ya da kimileri ben pencere olmalıyım. Ben duvar olmalıyım. Ben duvarın altı, ben duvarın dışı, ben duvarın içi olmalıyım. Etmeyin. Biri olmadan diğeri olmaz zaten. Neden kendinize öyle kaftan biçersiniz? Hatta mesela Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin buna benzer başka bir örneği vardı değil mi? Diyordu ki Müslümanlar birbirleriyle sanki bir vücudun organları gibidir. Nasıl vücutta herhangi bir bölümün ağrısı, sızısı, gözde ağrı, sızıdan dolayı uykusuzluk meydana getiriyorsa işte Müslümanlarda öyle olur demişti ya. İşte ben o vücut örneğini düşündükçe gülsem gülemiyorum, ağlasam beceremiyorum. Bakın isterseniz yeniden düşünelim. Bir vücut gibiyiz değil mi? Bütün Müslümanlar öyle olmak zorundaydık. Ama herkes göz olmak istiyor. Mübalağa mı ettim? Tamam. Herkes el olmak istiyor. Öyle olmadı mı? Peki başka kelime kullansam daha yerinde mi? Yani herkes omuz olmak istiyor, herkes göğüs kafesi olmak istiyor, yok herkes kan olmak istiyor, herkes can olmak istiyor demiyorum. Ama herkes baş olmak istiyor ya da herkes ayak olmak istiyor. Vücut gövde, gövde yok. Ya baş olacaklar ya ayak. Ayak olanlardan sabrı tükenenler olursa, kafası bozulanlar olursa, onlar da yeniden baş olacaklar. Nasıl oldu benim ifade karıştı herhalde. Ayakların kafası bozulursa dedik. Evet onlar da baş olacakmış sonunda. Öyle olmuyorlar mı? Demek ki müminler, müminlerle beraber birbirleri kelbünyan bir yapı gibi bir yapısal özellik taşıyacaklar ki yeşüddü bağduhu bağdan birbirlerini destekler. Nasıl ki onlar parçaları işte müminler de öyle olacaklar. Zengin, zengini, zengin, fakiri, fakir, hastayı, hasta, sağı, sağ, genci, genç, ihtiyarı, ihtiyar, çocuğu, çocuk büyüğü, büyük kadını, kadın erkeği, erkek bizim köylüyü, bizim köylü başka memleketten geleni, başka memleketten gelen babamı, babam anamı, anam beni, ben çocukları, ben başkalarını, ben dirilerini, ben ötekileri, ben berikileri, ben biri birimizi, ben Müslümanları desteklemek zorundayım. İşte o zaman peygamber örneğinde bir hayat programımız olur. Yine müminin tarifini alıyoruz Aleyhisselatü Vesselam'dan. El müminu ye'lef ve yü'lef ve la hayra fî men la ye'lef ve la yü'lef. Ebu Hureyre radıyallahu anh söylüyor. İşte Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bir mümin tarifi. Mümin öyle bir insan ki hem başkalarıyla hoş geçinir hem kendisiyle hoş geçinilir. Zaten başkalarıyla hoş geçinmeyen ve kendisiyle geçinilemeyen kimsede hayır yoktur. El müminu ye'lef ve yü'lef ve la hayra fî men la ye'lef ve la yü'lef. Yani el mümin, mümin kişi ye'lef, ülfet eder, geçinir. Ve yü'lef, kendisine ülfet edilir, geçinilir. Ve la hayra fî men la ye'lef, ve ülfet etmeyen de hayır yoktur. Ve la yü'lef, kendisiyle ülfet edilmeyen de hayır yoktur. Yani Müslüman öyle bir insandır ki geçimi kolay. Onunla beraber olmak kolay, birliktelik kolay olmalıdır. Aleyhissalatü Vesselam'ın bir başka hadisinden bir bölüm alalım. İnne abatan nasi indi diye başlıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbn-i Mace'de öğrendiğimiz bir hadise göre. Müminlerin gıptaya layık olanı, insanların beğenilesi olanı, model insan diyebileceğimiz o güzel insan öyle bir insan ki müminun hafiful haz. Yani yükü hafif bir insanmış. Bir mümin ki yükü hafif olacakmış. Ev sahibi mi? Yük değil. Misafir mi? Hiç yük değil. Satan durumda mı? Alana yük değil. Alan durumda mı? Satana yük değil. O kadar rahat, o kadar huzur verici bir hayatı var ki yük olmayı sevmiyor insanlara. Çünkü mümin hem kendisi hem başkaları adına ülfet konusu olan, geçinme konusu olandır. Ne var ki müminle geçinmeye? Çünkü müminin geçim standardını belirleyen İslam'dır. Eğer başkalarından bir beklentisi, isteği varsa Allah'ın dediğine göredir. Yani siz baştan bilirsiniz ne isteyeceğini. Memnun olma formu varsa
Allah'ın dediğine göredir. Bunu baştan bilirsiniz. Ya da eğer müminin bir ihtiyacı varsa İslam'ın ayarladığı gibidir. Siz baştan bilirsiniz. Müminin gazabı varsa, müminin öfkesi varsa, müminin küsmesi, darılması varsa, sevmesi, nefreti varsa hep İslam'a göre belirlenmiş, şekillenmiştir. Siz bunu zaten bilirsiniz. Derdi, çilesi varsa çözümünü bilirsiniz. Ne var ki müminle geçinmeye? Peki, yani aklıma geldi şu aylar yıllardır bir ömür tutan geçimsizliklerin ana nedeni o geçimsiz olanların mümin olmalarındaki sakatlık mı dersiniz? Yani karı koca geçimsizse, ata evlat geçimsizse, kardeş kardeş geçimsizse, ortak ortağa geçimsizse bu insanların mümin olma vasıflarında mı bir yamukluk var dersiniz? Biraz bu hadis onu anlatıyor bana. Çünkü o iki geçimsizden biri diğeriyle eğer mümince bir tavır içine girseydi hepten dünya güllük gülistanlık olmaz mıydı? Elbette. Çünkü neden öyle olmasın ki? Çünkü Müslüman ye'lef ve yu'lef ve la hayra fî men la ye'lef ve la yu'lef. Hem geçinilir, hoş geçinilir, hem de kendisi hoş geçinir. Zaten başkalarıyla hoş geçinmeyen ve kendisiyle geçinilemeyen kimsede hayır yoktur. Hayırsız insanların tanımını alacağımız iki hadis daha var sırada. Birisi Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha diyor ki aleyhissalatü vesselam İnne şerran nâsi menzileten indallâhi yevmel kıyâme men tarakehun nasu ittika'a fuhşihi. Kıyamet gününde Allah yanında durumu, konumu en şerli olan insan, yani insanların en şerlisi durum, konum itibariyle öyle bir insandır ki insanlar onun fenalığından, kaçındıklarından dolayı kenar durmaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum. İnne şerran nas, İnsanların en şerlisi. Menzileten durum ve konum itibariyle. İndallah Allah katında yevmel kıyamet, kıyamet gününde. Kıyamet gününde Allah yanında durumu, konumu, hali ve ahvaliyle insanların en şerlisi, en kötüsü. Men öyle bir kimse ki terakehun nas, insanlar onu terk ediyorlar, bırakıp kenar duruyorlar, yanına yaklaşamıyorlar. İttika ve fuhşi, onun fuhşiyat ve münkeratından kaçındıkları için, yani onun fenalığından korkup da yanına yaklaşmadıkları bir insansa o, işte kıyamet günü en şerli adam odur. İkinci hadis Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne şerran nasi menzileten yevmel kıyame men yekafun nasu şerra. Kıyamet gününde konumu, durumu en kötü insan, insanların şerrinden korktuğu kimsedir. İşte bu iki model, birbirinin hemen hemen bir açıdan aynısı, bir açıdan birbirinin şerhi durumunda olan bu iki hadisle öğrendiğimiz bu model insan, kıyamet günü insanların en şerlisi, en kötüsüdür. Yine bir kötü model var sırada. Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, En-nâcişu âkilu riben mel'unun. Malının değerini yükseltip yalan yere malını överek başkalarını aldatan adam, işte o adam sanki faiz yiyen adamdır. Böylece böyle bir adam ve de faiz yiyen adam yani mel'unun Allah'ın rahmetinden uzaktır, lanete layıktır. Yani malını değerli gösterecek, yalan yere yemin etmeye, methusena etmeye çalışacak. Aman efendim neler neler tezgahtarlık eyleyecek son tabirle. İşte bu adam sanki faiz yiyen bir adam. İşte faiz yiyen kişi mel'unun Allah'ın rahmetinden kovulmuş durumdadır. Bugünkü sohbetimizin son hadisi olsun. İnna Allahu Teala yuhibbu hifzal vuddil kadim. Allahu Teala Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın haberinden öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Allahu Teala eski dostluğu korumayı sever. Böyle adamdan razı olur. Eski bir dostluk. Yani yıllanmış mı? O anlama gelmesin. Ama eski, yani başlangıcını bilmediğiniz, ta ne zamandan bu yana dost olduğunuz birisi vardı mı?
onu korumaya çalışın. Onu yine dost bilin, dostluğunuz cennete kadar olsun. Yani bir başka tabirle diyelim, gelin sevdiğiniz insanlarla cennete sevdalanın. Gelin cennete sevdalanalım. Yani beraberliğimiz, söylemem, anlatmam, dinlemeniz, anlamanız, yani aynı ortamı paylaşmamız, birbirimizi sevmemiz cennet sebebi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.